Evet değerli izleyenler, İstanbul Viv Tavukçuluk Fuarı'nda Royal İlaç sponsorluğunda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Tavuk sektörünün önemli firmalarından Has Tavuk ve Genel Müdürümüz Sayın Şahin Aydemir ile beraberiz. Şahin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz standımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir standınız var maşallah. Evet, özellikle yurt dışı ihracattan büyük bir pazar payımız var. Bu fuarda bizi ziyarete gelmiş yaklaşık 22 ülkeden 90 civarında konuğumuz var. Onlarla beraber güzel bir buluşma noktasındayız şu anda. Has Tavuk sadece bir tavuk üreticisi değil o zaman. Doğrudur. Nasıl tanımlamalıyız Has Tavuk? Şimdi Has Tavuk uluslararası kanatlı sektöründe tam entegre bir kuruluştur. Bir günlük civcivden yeme, beyaz ete ve damızlık yumurtaya kadar tavukçuluk sektörünün bütün aşamalarında faaliyet gösteren ve kendi öz kaynaklarıyla büyüyen uluslararası dünyanın kendi alanında en iyi şirketlerinden bir tanesi. Kaç ülkeye ihracatımız var Şahin? Şu anda 48 ülkeye ihracat yapıyoruz. Beyaz et, damızlık yumurta, yem ve yem katkı malzemeleri olmak üzere farklı alanlarda ihracat yapıyoruz. Türkiye'de genelde kümeslere civcivler verilir, yemleri verilir, efendim kullanması gereken ilaçlar. Yurt dışında da durum aynı mı? Uygulamanız aynı mı? Şimdi biz Türkiye'de beyaz eti üretip et olarak yurt dışına satıyoruz. Yurt dışında Gürcistan'da ve Ukrayna'da yatırımlarımız var. Oradaki tesislerimizde ise damızlık yumurta, damızlıklarımız kendimize ait. Orada kuluçkanelerimiz var. Kuluçkanede ürettiğimiz civcivleri değişik ülkelere ve o ülkelere satarak işimizi yürütüyoruz. Türkiye'de ise beyaz et üretimimizi Susurluk'taki fabrikamızda üretiyoruz. Japonya'dan Dubai'ye, Körfez ülkelerine, Afrika'nın ülkelerine olmak üzere 48 ülkeye satıyoruz. Evet maşallah, Allah sayısını arttırsın. Tabii Türkiye'de iç piyasa da önemli. Bir dönem beyaz et düşük kaldı kırmızı etten. Daha sonra bir baktık beyaz et de fiyat anlamında bayağı rakamlar yükseldi. Bu fiyatlandırma beyaz et sektöründe niye göre yapılıyor? Yem fiyatları, hani hep şu söylenir, yemde ham maddeler ithal geliyor. Evet. Cümlesiyle başlanır bu işte. Sizde de durum farklı mı efendim? Doğru. Maalesef maliyetlere göre çalışmak durumundasınız. Maliyetleri etkileyen en önemli unsur da dünya piyasalarındaki mısır, buğday ve tahılların fiyatları, bir de döviz kurundaki değişimler bizleri olumsuz etkiliyor. Ama herkesin yanıldığı bir nokta var. Bundan 10 yıl öncesinde veya 5 yıl öncesinde beyaz et fiyatları kırmızı et fiyatlarının yarısı kadardı. Yani bugün 300 lira kırmızı etin kıyması 300 lirayken tavuk eti 150 lira olması gerekir. Ama şu anda tavuk eti 45 lira. Ve maliyetine baktığımız zaman bugün de 44-45 lira civarında bir maliyeti var. Aslında maliyet seviyesinde çalışan bir sektör şu anda. Çünkü gerek üretim potansiyelimiz, gerek üretim altyapımız, Türkiye'deki talebin üzerinde bir üretimimiz var. Dolayısıyla ihracatı yapma arzumuz bizim ülkedeki fazla olan üretimi biz dışarıya satıyoruz. Önce Türk halkının ihtiyacını karşılıyoruz. Daha sonra fazla olan malımızı yurt dışına satıyoruz. Evet, ihracat da önemli bir unsur ki iç piyasayı da revüle etsin. Firmalarımız da ülkeye bir döviz kazanımı söz konusu olsun. Bu sektör %85 katma değer yaratan bir sektör. Çünkü sadece belli yem katkı, yem malzemeleri, soya gibi, mısır gibi ham maddelerin dışında tamamı Türkiye'de üretilen, tamamen Türkiye'de katma değer yaratılabilen bir sektörüz. Çiftten çiftçiyi fason üretim modeliyle kendi köyünde tutarak, kendi köyünde iyi bir kazanç kapısı elde edebiliyoruz. Bugün 10 binlik bir kümesi olan bir tavukçu ayda 20 bin liradan aşağı para kazanmaz. Bu çiftçilikle uğraşan insanlarımıza da çiftçiliğin dışında ayrı bir kazanç kapısı sağlamasına fason üretim modeli hem köyden kente göçü engelleyen hem ekonomiye can katan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktayız. Evet, Has Tavuk hedeflediği yerde mi? Hedeflerinde neler var efendim? Has Tavuk her geçen gün gelişen bir şirket. Bugün Türkiye'nin 238. Büyük şirketiyiz. Dünyada sektörü içerisinde, damızlık sektöründe dünyada 6. sıradayız.
Namızlık, yumurta ve civciv sektöründe Türkiye pazarının %70'ine hakimiz. Bundan sonraki pazar payımızı ve kalite çalışmalarımızı son tüketime yönelik tüketiciyi hazır gıdaya hazır yapacak yatırımlara yeniden devam edeceğiz ve yurt dışı yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşallah. Fuar nasıl geçiyor bu arada ilk gün ama? Fuar ilk gün çok güzel başladı. Güzel de geçecek gibi görünüyor. Pandemi döneminde ve birkaç yıldır fuar yapılmamıştı. Herkes birbirini özlemiş, sektör birbirini özlemiş ve özellikle yabancı katılımcı çok fazla. Bugün şöyle bir geriye döndüm baktığımızda bir iki masa hariç geri kalanı tamamen yabancı konukların olduğunu görüyoruz ki bu Türkiye'nin ne kadar uluslararası bir pozisyona geldiğini gösteriyor bize. Ben de en son 4-5 yıl önce gelmiştim. Bu kadar yabancı yoktu o zaman. Bu sefer maşallah bayağı bir hızlı başlangıç oldu. Evet, inşallah hepimiz için hayırlı olur diyelim. İnşallah efendim. Katıldığınız için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, iyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Hastavuk Genel Müdürümüz Şahin Aydemir ile beraberdik. Kendilerine, bizlere zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz ve Royal İlaç'ın sunduğu İstanbul Viv Tavukçuluk Fuarı'nda stand sertlerimiz devam ediyor efendim.